İslam'ın doğuşundan bugüne dinimize dair temel konular. İmanın, ibadetin, ahlakın esasları. Bilgiden Bilince programında dinimiz hakkında bilmediklerimizi öğreniyor, günlük hayat ve ibadetlerimiz hakkındaki farkındalığımızı artırıyoruz. Bilmek, öğrenmek ve fark etmek için. Bilgiden Bilince. Bilgiden Bilince her Perşembe 20.45'te Can TV ekranlarında. Çok değerli Can TV 24 izleyicileri, İl Müftülüğü olarak hazırlamakta olduğumuz Bilgiden Bilince adlı programla yeniden birlikteyiz. Mümkün olduğunca her programımıza farklı bir konukla, bazı konulara ilgimizi çeken, bizi ilgilendiren konulara farklı bakış açılarıyla bakmaya çalışıyoruz. Bugünkü konuğumuz eğitimci, yazar İsmet Yıldırım hocamla birlikteyiz. İnşallah bugün yine hepimizin ilgisini çeken, üzerine belki çok ciddi araştırma yapamadığımız ama birinci ölçekte hepimizin çok iyi bilmesi gereken, çocuklarımıza doğru anlatmamız gereken Allah inancı, Allah'ı akılla nasıl kavrayabiliriz, nasıl anlayabiliriz konusunu konuşmaya çalışacağız. Hocam programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hocam gerçekten biz evet insan olarak Rabbimize karşı bir sorumluluğumuz var. En büyük gayesi bütün insanlık olarak düşünürsek her insanın en büyük gayesi, birinci ideali Allah'ı tanımaktır. Allah'a kulluktur, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmayı varlığının merkezine koyduğu zaman bir insanın Rabbini tanıması lazım. O zaman biz geleneksel olarak bize Rabbimizi tanıtan üç ana kaynak olarak şunu söyleyebiliriz herhalde değil mi? Bir, bize Rabbimizi nereden tanıyacağız? Kendisinin tanıtımıyla, zatını bilemiyoruz ama onun esmasından hareketle Rabbimizi tanımamız gerekir. Bunun için de bir Kur'an-ı Kerim'den tanıyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizi tanıtan çok güzel ayetler var. İkinci olarak yine Rabbimizin yarattığı kevni ayetler dediğimiz evrendeki bütün varlık birebir olarak Rabbimizi gösterir. Üçüncüsü de insan diyoruz ama belki bütün insanlık içerisinde en kamil, en olgun insan olan peygamberler ki bunların içerisinde de Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Bunları doğru incelediğimizde bunlar bizi Rabbimize götürür. Fakat bugün hocam karşımıza çıkan özellikle akıl noktasında biz evet Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet bize Rabbimizin birliğini, varlığını anlatıyor ama akıl noktasından hareket edersek bir insan aklen Allah'ı nasıl bilebilir? Buradan girelim isterseniz. Şöyle başlamak gerekirse Allah insanı tabii akılla teklif altına almış. Akıl olmadığı zaman teklif olmuyor. Evet hocam. Böyle olunca demek ki insan aklı Allah'ı bilebilecek şekilde halk edilmiş, yaratılmış. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi Allah'ı bize tanıtan üç tarif tanıtıcı var. Evet. Birisi Kur'an-ı Kerim, birisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, birisi de kainat, evren. Bu üçünde de insan aklıyla yine Allah'ı buluyor. Üçünde de yine muhatap insan ve insan aklıdır. Evet hocam. Ama bunun dışında şöyle bir şey daha var. Özellikle insan aklında yani beyinde belirli noktalar vardır. Bu noktalardan bir tanesi de Allah'ı bulmakla alakalıdır. Beynin fonksiyonu. Beynin fonksiyonlarından birisi, evet. Birisi Allah'ı bulmakla ilgilidir. Yani özellikle fıtratında, yaratılışında bu özellik beyne verilmiş. Evet hocam. Onun için bizim itikat imamlarımızda da biliyorsunuz böyle herhangi bir tebligat gelmeyen kişi de aklen Allah'ı bulmak şeklinde bir mesuliyeti vardır. Evet hocam. Ama tabii şöyle Allah kainatı tabii bilgiyle, ilimle halk etmiş. Böyle olunca her şey onu gösteriyor. Çünkü bilginin sonucunda ona ulaşılıyor. Evet. Yani kainattaki, yaratılıştaki temel nokta kainatta tesadüf yoktur. Rastgelelik hiç yoktur. Evet hocam. Kör kuvvet dediğimiz tabi unsurların yani suyun, havanın, ışığın, toprağın, tabi unsurların kendi iradelerine bir çalışması yoktur. Ama kainatta çok mükemmel işler yapılıyor. Bu mükemmel işler birisinin iradesiyle, kontrolüyle gerçekleştiriliyor. Bu noktada baktığımız zaman
halk edip yaratan Allah'tır. Evet. Bunu isterseniz şöyle Risale-i Nur külliyatından bir bu manada çok fevkalade bir hem tahlil var hem de böyle delillendirilmiş noktalar var. Buradan beraber okuyalım. Tabii ki hocam, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet rusuluhum efillâhe şekkün fâtırı semâvâtı vel art. Şu ayet-i kerime istifham inkârle, yani Allah'ı kabul etmeyi, Allah'ı anlamayı inkar etmekle, Cenab-ı Hak hakkında şek olmaz ve olmamalı demekle vücut, yani Cenab-ı Hakk'ın vücudu, evet, ve vahdaniyeti, birliğini, vahdaniyet ilahiyeyi bedahet derecesinde olduğunu gösterir. Mukaddime, ey insan, bil ki insanların ağzından çıkan ve dinsizliği işmam eden dehşetli kelimeler var. Bu işmam koku manasında. Yani buradan yola çıkarak şöyle ifade edeyim. Bütün felsefi akımların, tabiyyun dediğimiz maddiyun akımlarının hepsinin dayandığı 3 tane ana fikir var. Bunlar üzerinde duracağız bugün. Evet hocam. Ehl-i iman bilmeyerek istimal ediyorlar. Mühimlerinden 3 tanesini beyan edeceğiz. Birincisi evcedetül esbab, yani esbab bu şeyi icat ediyor, sebepler yapıyor. Mesela bunu şöyle kullanılıyor. Deniyor ki bizim ağaç bu sene iyi elma vermedi. Bizim tarladan bu sene çok iyi mahsul aldım. Yani burada ehl-i iman da bilmeyerek bu kelimeleri kullanmakla sebeplere veriliyor. Mesela evet, çocuğun yaratılışında anne baba sebeptir. Burada ifade edilen anne babaya isnat şeklinde böyle isnatlar olunca bunu ehl-i iman da, yani Allah'a inanan kişiler de farkında olmadan kullanıyorlar. Tabi bu nereden kaynaklanıyor? Şöyle ifade edeyim. Bugünkü hali hazır kitaplarımızın birçoğunda Roma dehası ve Yunan felsefesinin anlayışıyla bir anlatım üslubu var. Evet. Yani mesela belgesellere de dikkat edilirse hep bu anlayış üzerine anlatımlar var. Batı kültüründen gelen. Yani sanki her şey tesadüfle gerçekleşmiş, rastgellikle gerçekleşmiş, sebepler iş görüyor şeklinde bir anlatım olduğu için maalesef bugün bizim toplumumuzda da bu manada kullanılan kelimeler böyle kelimeler. Örneğin mesela toplumda genellikle kullanılan ifadelerden bir tanesi yağmur yağıyor deniyor, değil mi? Evet. Yağdırılıyor demiyor. Evet. Yani yağmur kendi başına nasıl yağsın? Evet. Yağıyor dediğimizde kendiliğinden oluyormuş gibi, evet, gibi olur. Veya mesela elma ağacı çok güzel elma verdi deniyor. Evet. Böyle sanki o ağaç veriyormuş gibi. Böyle bu tarz ifadelerle tabii bunlar temelde bunlar bütün böyle şöyle diyelim inkar fikrini oluşturan akımların ana fikirleridir aslında. Evet. İkincisi de teşekküle bir nefsi, yani kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor şeklinde. Bunu da şöyle ifade ediliyor. Örneğin bu civciv yumurtadan çıktı. Şimdi bir civcivin yumurtadan çıkabilmesi için, yani o yumurta içerisindeki sıvının içerisinden civciv şeklinde çıkabilmesi için 10 milyonlarca katrilyon işlem yapılması lazım. Bir yumurtanın içerisinde bir civcivin vücut bulabilmesi için 10 milyonlarca katrilyon işlem yapılması, evet, lazım. Şimdi bu işlemlerin aynı zamanda bir plan ve program şeklinde, evet, üzerine yapılması lazım. Bunu da şöyle ifade edelim. Yani bu plan ve program üzerine yapılması lazım gereken derken her canlının bir genetik programı var. Yani, evet, yazılım programı. Hocam siz bir de biyoloji, evet, öğretmeni olduğunuz için alanınız biyoloji, evet. Aynen. Yani her canlının bir yazılım programı var. Şimdi yumurtanın içerisindeki civcivin orada o içerisinde nokta şeklinde konulmuş yazılım programı var. Bu yazılım programı üzerine
o civciv orada yapılıyor. Yumurtalarda da belli oluyor bildiğim kadarıyla. Evet. Çok küçücük böyle. Küçük bir nokta gibidir. Yumurtanın içerisinde görünür. Fakat bu yazılım programı gözle görülmeyecek kadar küçüktür. Yani mesela bir insanın yazılım programı, yani insan yapım programı 405 bin sayfalık kitabı içine alabilecek mahiyete sahip. 405 bin sayfa. Yaklaşık 850 cilt. 405 bin sayfalık kitabı içine alabilecek bir program var. Burada tabii biyoloji açısından fazla girmeyeceğim ama şöyle iki noktaya esas almak gerekiyor. Bir, yazılım programı dediğimiz kaderi program. İkincisi, kudretin iş görmesi, yani yapım hadisesi. Yani iki tane şey var. Bunun üzerinde birazdan yine duracağız. Evet hocam. Üçüncüsü iktizatü tabiat. Yani tabidir, tabiat iktiza edip icat ediyor. Bugün birçokların dediği gibi. Üçüncü görüş de bu. Yani mesela bu o kadar yaygın ki bugün mesela bundan 15-20 yıl önce daha çok kullanılıyordu. Doğa yapıyor deniyordu. Hatta 40 sene önce tabiat yapıyor deniyordu. Sonra tabiatın yerine doğa kelimesi geldi. Doğa yapıyor şeklinde ifade edildi. Yani şimdi üçüncü görüş de bu. Tabiat yapıyor, tabiat icat ediyor. Şimdi bu üç görüşün üzerinde durduktan sonra yani aklen Allah nasıl bulunur noktası üzerinde duracağız biraz. Evet. Evet. Burada şimdi tabii bu üç görüşün çürütülebilmesi için bazı noktaların esas alınması gerekir. Nasıl? Akla uygun. Akla uygun olması için. Birincisi şu. Madem mevcudat var. Şimdi mevcudat var mı? Var. Evet. Şimdi mesela bu su bardağındaki suyun veya bardağın yok olduğunu söyleyebilir misiniz? Hayır, görüyoruz. Söyleyemeyiz. Hı. Su var. Şu masa var mı? Var. Ağaç var mı? Var. Neden bu mevcudat, madem mevcudat var konusu üzerinde duruluyor? Şundan duruluyor. Çünkü felsefenin sofestai denilen bir grubu Allah'ı kabul etmemek için kainatın vücudunu inkar etmiş. Yani kainat yok demiş. Mevcudat yok demiş. Önce bizim tabii burada bunu tespit etmemiz lazım. Mevcudat var mı? Var. Ve inkar edilmez. Hem her mevcut sanatlı. İkinci bir noktaya geliyoruz. Şimdi her mevcut olan şey, yani taştan, bir mermerden tutun, sineye, bir kartala, bir arslana ve en nihayetinde insana bakın gelinceye kadar her mevcut sanatlı mı değil mi? Evet. Sanatlı. Değil mi? Tabii. Yani hepsinde ince sanatlar var. Ne gibi? Mesela diyelim gözümüzün yapısı gibi. Kaşlarımızın yapısı gibi ve bunlardaki hikmetli ölçücükler dediğimiz ölçüler gibi. Evet. Bir örnek vereyim isterseniz bununla ilgili. Evet. Yani hem sanatlı, mesela insan gözünün etrafındaki kaş ve kirpikleri şöyle bir jiletle kazıdığımız zaman çok çirkin bir görüntü ortaya çıkıyor, değil mi? Evet. Yani insan bu defa o güzelliğini kaybediyor. Bu sanatlılıktır. Aynı zamanda tabii hikmetli vücuda geliyor. Yani hikmet derken her şeyde bir faydanın gözetilmesi demektir. Her şey bir fayda üzerine yaratılmış. Yani mesela bir örnek vereyim yine. 7 yaşlarındaki bir çocuk kirpikleri sürekli uzuyor. Yani bir hastalık üzerine. Evet. Ve her hafta kirpiklerini makasla kesiyorlar. Bu her hafta makasla kesmek zorundalar. Çünkü kirpikler belli bir uzunluğa geldiğinde göz kapağı o kirpikleri kaldıramıyor artık. Kaldıramayınca gözler otomatikman kapanıyor. Şimdi televizyonda haber yapmışlar bunu. Evet hatırlıyorum ben izlemiştim. Evet hocam. Spiker soruyor diyor ki çocuğa şu anda diyor en çok ne istersin diyor. Çocuğun verdiği cevap kirpiklerim uzamasın diyor. Evet. Yani şimdi düşünün ki kirpikler uzadığında böyle bir problem. Kulaklar uzasaydı, dil uzasaydı,
İşte bunların uzamamasını sağlayan şey kaderi programdır. Buna biz biyolojide genetik diyoruz. Evet. Genetik program. Yani bu genetik program üzerine yaratılıyor. Bunlara biz, yani bu şekildeki faydalılıklara hikmetli diyoruz. İkincisi de bu. Üçüncüsü diyelim, hikmetli vücuda geliyor. Dördüncü olarak da hem madem kadim değil, yani her şey sonradan yaratılmış. Kadim derken ezellik, ebedilik, yani bir başlangıcı olmayan. Şimdi mesela bizim bir başlangıcımız var. Bir ağacın da bir başlangıcı var. Her varlığın başlangıcı var. Her varlığın bir başlangıcı var. İşte bu başlangıcının olmaması da yaratıldığı noktasında önemlidir. Evet. Kadim değil, yeniden oluyor. Herhalde ey mülhit, yani inkar eden kişi, bu mevcudu, mesela bu hayvanı, ya diyeceksin ki esbab-ı alem onu icat ediyor. Yani bir hayvanın yaratılışında ya denilecek ki sebepler bunu yapıyor. Evet. Sebebi nedir? Bu yapıyor. İşte yumurta, civciv yumurtadan, yumurta sebeptir, sebepler yapıyor veya tavuk sebeptir. Veya sebepler. Yağmur yağacak, su buharlaşacak, bulut olacak, bulut soğuk olacak. Tabakayla karşılaşacak, yağacak. Evet, bulut, yani bulut yapacak gibi sebepler icat ediyor. Yani esbabın sebeplerin içtimaından, bir araya gelmesinden o mevcut vücut buluyor. Veyahut o kendi kendine teşekkür ediyor. Veyahut az önce yumurta örneğinde olduğu gibi kendi kendine oluyor denilecek. İkinci şekilde de. Veyahut tabiat muktezası olarak tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Şimdi bu tabiatı biraz açalım isterseniz. Evet. Tabiat dediğimiz şey etrafımızdaki dağlar, ovalar, ağaçlar, hayvanlar, sular, bulutlar vesaire, bunlar tabiat. Yani tabiat yapıyor derken bunlar yapıyor şeklinde. Üçüncü görüşte bu. Tabiatın tesiriyle vücuda geliyor. Veyahut dördüncü görüş, bir Kadir Zülcelal'in kudretiyle icat edilir. Şimdi kudret sahibi bir yaratıcının kudretiyle o genetik program üzerine icat edilir. Madem aklen bu dört yoldan başka yol yoktur. Şimdi Mehmet Hocam, aklen bütün yani inkar fikirlerinin dayandığı bu üç yoldur. Evet, ihtimallerin tümünü kapsıyor. Kapsıyor, evet. Dördüncü yol ise inanan insanların tercih etmiş olduğu yol. Yani kudret sahibi bir yaratıcı Allah'ın kudretiyle yaratılmıştır. Dördüncü yol. Evvelki üç yol muhal, yani olması mümkün değil. Battal, mümkün yine değil. Mümteni, yani hiç mümkün. İhtimalsiz. Evet. İhtimalsiz. Gayrı kabil oldukları kat ispat edilse. Yani kat'i bir surette bunların olması mümkün değil şeklinde ispat edilse, biz zarure ve bilbedahe dördüncü yol olan tarık-ı vahdaniyet şeksiz şüphesiz sabit olur. Yani tarık-ı vahdaniyet Allah'ın birliğiyle her şeyi yapıyor, yaratıyor olmasıdır. Bu dördüncü yol sabit olur. Evet. Şimdi burada 9 tane örnek verilmiş. Okuduğum eser 23. Lema Tabiat Risalesi. Tabiat Risalesi'nde 9 tane örnek verilmiş. Biz bu örneklerden bir tanesini okuyacağız. Evet hocam. Bundan önce şuradan şöyle bir noktadan bahsetmek istiyorum. Şimdi bakın, insan vücudunda yaklaşık olarak 100 trilyon hücre var. Evet hocam. Bu 100 trilyon hücrenin vücudun ayakta durabilmesi için bir dakikada, ortalama tespitlerdir bunlar, bir dakikada 720 trilyon işlem yapıldığı tahmin ediliyor. 720 trilyon işlem yapıldığı. Bir dakikalık ayakta durmanın, yani hayatta kalabilmenin faturası. Evet hocam. Bu 720 trilyon işlemi aslında biz biyoloji veya kimya dilinde reaksiyon diyoruz. Evet hocam. Şimdi bir reaksiyon nedir?
ifade edecek olursak bir reaksiyon evde hanımların patates ve et, işte salça vesaire gibi malzemeleri bir araya getirip ocağın üstüne koyup bunları artık çeşitli terbiyelerden geçirdikten sonra yemek pişirmeleri bir reaksiyondur. Evet. Yani bu bir reaksiyondur. Mesela çay demlemek bir reaksiyondur. Yani insan vücudunda bir dakikada 720 trilyon reaksiyon oluyor. Şimdi mesela şöyle ifade edeyim. Örneğin karaciğerimizin bir hücresinin 400 görev olduğu tahmin ediliyor. Bir hücresi. Bir hücrede evet. 400 görev. Şimdi burada tabii, hatta şöyle bir hatıram da anlatayım. Bir gün okulda insan vücudundan bahsediyorum. Tabii bu arada Allah böyle yaratmıştır deyince çocuğun biri kalktı. Hocam dedi, ben dedi sizin ifade ettiğiniz gibi bir yaratıcının varlığına inanmıyorum dedi. Olur oğlum dedim, bu da senin görüşün dedim. Evet. Yani hiç tepki vermeden. Tabii ki. Yani mümkün olduğu kadar tabii bu tarz görüşlere böyle çok tepkisel durmamak lazım. Evet. Çünkü ikna. İşte akıl, bugünkü konumuz akıl ya. Evet hocam. Karşımızdaki her insanda da akıl var. Aklına hitap etmek lazım. Hislerine değil. Evet. Bu dedim senin görüşün dedim. Ama dedim seninle konuşacağız. Hele şimdi otur dedim. Tabii ben her hafta bunlara ders anlatırken göndermeler yapıyorum. Böyle ifade ediyorum işte, bakın bu tesadüflü olur mu? Bu rastgelelikli olur mu? Mesela karaciğerimizin 400 tane görev var deniyor şeklinde. Ben başladım tabii 25-30 tanesini saydım. Aradan 3-4 hafta geçmişti. Ayağa kalktı. Hocam dedi. O öğrenci. Öğrenci hocam. Evet. 3-4 hafta sonra tabii bu oluyor. Ayağa kalktı. Hocam dedi. Bunu karaciğer mi yapıyor dedi bu saydıklarınızı. Evet dedim. Dedi bu kendi kendine olmaz dedi. Allah yapar ancak dedi. Ben de artık inanıyorum dedi. Yani insanlar tabii aklen bütün bu bilgilere ulaşabilecek durumdalar şu anda. Onun için aklen Allah'ı bulmak da mümkün. Bugün daha. Bugün çok evet. Mümkün. Bugün yani mesela şöyle diyelim. Bugün birçok mesele var ki bunu aklen ulaşmamız mümkün. Yani örneğin Allah her yerde nasıl hazır ve nazırdır. Evet. Şimdi herkesin cebinde cep telefonu var, değil mi? Evet. Cep telefonu şirketi cep telefonlarının içinde mi? Değil. Ama için cep telefonunda işlem yapıyor mu? Yapıyor. Neyle geliyor? Şebeke dediğimiz havadan, değil mi? Frekanslarla artık oraya enerji göndererek, bu enerji tabii bilgi yüklü, cep telefonunda işlem yapıyor. Şimdi insanların yaptığı teknolojide böyle cep telefonlarında bu şekilde işlem yapabiliyorsa neden her bir atom Allah için bir cep telefonu hükmünde olmasın? Allah evet. Bu atom üzerinde yine kendisinin göndermiş olduğu bizim de tecelli dediğimiz evet. Yani dini literatürde tecelli dediğimiz şebekeyle atomlar üzerinde istediği işi yaptırmasın. Evet. Bilgi ve gücüyle. Bilgiyi de oraya gönderir. Gücü de oraya gönderir. Evet. Her türlü işte Esma-i Hüsna diyoruz ya evet, her evet. Türlü tecellisini oraya gönderir. Evet. Şimdi isterseniz buradan tabii verilen buyurun. Örneği okumakla devam tabii edelim. Tabii hocam buyurun. Ama birinci yol ki esbab-ı alemin içtimaıyla teşkil-i eşya ve vücudu mahlukattır. Yani birinci yol sebeplerin bir araya gelmesiyle mahlukatın vücut bulması. Nasıl? Burada tabii bunu şimdi çürütecek bir evet. Görüşeyle. Pek çok muhalatından yalnız 3 tanesini zikrediyoruz. Birincisi bir eczanede, bu eczane örneği çok müthiş bir örnektir. Bir eczanede gayet muhtelif maddelerle dolu yüzer kavanoz şişeler bulunuyor. Yani şimdi bir eczane düşünelim. Raflarda birinde diyelim karbon atomları dolu, birinde oksijen dolu, birinde hidrojen dolu, birinde
demir var, birinde bakır var, çinko var, gümüş var. Böyle yüzlerce kavanoz o eczanenin raflarında mevcut. Evet. O edviyelerden, yani o deva dediğimiz maddelerden zihayat bir macun istenildi. Bakın macun, hani krem gibi böyle karışıma macun diyoruz ya. Evet. Ama canlı olacak. Böyle canlı bir macun istenildi. Hatta soracaksın ona, diyeceksin ki sen hastalığa, hangi hastalığa şifasın? O da cevap verecek. Zihayat bir macun istenildi. Hani edebiyatta intak var ya, evet. Eşyanın konuşturulması burada, o istenildi. Evet hocam. Hem hayatlar harika bir tiryak, onlardan yapılmak icap etti. Yani hayatlar harika bir ilaç, onlardan yapılmak icap etti. Evet, geldik o eczanede o zihayat macunun ve hayatlar tiryakın çoklukla efradını gördük. Şimdi bir gün önce baktığımız eczanede kavanozlarla o maddeleri görmüştük. Bir gün sonra geldik ki eczanede o ilaçlar çoklukla yapılmış. Şimdi ne yaparsınız? Yani bir gün önce kavanozları gördünüz. Her türlü dünyadaki maddeler orada var. Bir gün sonra da geldiniz ki kutuların içerisine yerleştirilmiş ilaçlarla dolu eczane. Orada ne düşünürsünüz? Bu tesadüflü oldu, kendi kendine oldu veya bu sebeplerle mi oldu düşünürsünüz? Bir rüzgar çıktı, çarpıştı bunlar. Evet. Yoksa bir kimyager mi bunları bir araya getirdi de bu ilaçları yaptı diye düşünürsünüz? Tabii ki kimyager olması lazım. Akıllı. Yani yapan birinin olması düşünülür. Sadece değil mi? Akıl değil, çok güçlü bir bilgisi olacak. O özelliklerini bilecek ki bir ilaç olabilmesi için o tiryakların bir belirli oranlarda bir herhangi başka bir maddesinin fazla olmaması gerekir. Evet. Yani ilaçların prospektüslerinde mesela okuduğunuz zaman şu madde şu kadar, bu madde bu kadar, bu kadar şeklinde, değil mi? Evet. İçindekiler fevkalade ayırt ediliyor. Hatta ilaçların birçoğunda o maddelerin oranı gramın binde biri şeklindedir. Evet. Yani evet. Çok düşük böyle oranlarda. Şimdi böyle bir hassas olan ilaç yapımında şöyle düşünebilir miyiz acaba? Şu şekilde, o macunlardan her birisini tetkik ettik. Görüyoruz ki o kavanoz şişelerden her birisine bir mizanı mahsus ile 1-2 dirhem bundan, yani çok böyle gramın altındaki oranlarda 1-2 mesela miligram diyelim. Hatta mikron diye dediğimiz mesela gramın binde biri kadar böyle ondan 3-4 dirhem ötekisinden 6-7 dirhem başkasından ve hakeza muhtelif miktarlarda eczalar alınmış, maddeler alınmış. Eğer birinden bir dirhem ya noksan veya fazla alınsa o macun zihayat olamaz. Yani o macun hiçbir şekilde o faydalılık özelliğini gösteremez. Hasiyetini gösteremez. Hem o hayatlar tiryak tetkik ettik. Hiç her bir kavanozdan bir mizanı mahsusla bir madde alınmış ki zerre miktar noksan ve ziyade olsa, yani biraz fazla veya az alınsa tiryak hassasını kaybeder. O kavanozdan 50'den ziyadeyken, kavanozlar, raflardaki kavanozlar 50'den ziyadeyken her birisinden ayrı bir mizan ile alınmış gibi ayrı ayrı miktarlarda eczalar alınmış. Acaba, yani şöyle düşünmek noktasında, acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mı ki? O şişelerden alınan muhtelif miktarlar, şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpmasıyla. Şimdi rüzgar kapıyı açtı, şiddetli bir şekilde şişeleri düşürdü, hepsi döküldü. Baktık ki bu raflarda ilaçlar teşekkür etmiş. Böyle bir şey olur mu? Mümkün değil hocam, olamaz. Evet. Havanın çarpmasıyla devrilmesinden her birinden alınan miktar kadar yalnız o miktar aksın, beraber gitsinler ve toplanıp o macunu teşkil etsinler. Böyle bir şey mümkün müdür? Tabii. Elbette mümkün değil. Evet. Acaba bundan daha hurafe, yani böyle hurafeyi siz daha iyi kullandığınız bir kelime sürekli. Evet. Nasıl bir mana hurafe? Yani gerçek olmadığı halde insanların varmış gibi anlattıkları.
Böyle olması mümkün olmayan. Olması mümkün olmayan. Hurafe, batıl bir şey var mı? Evet. Onun için bir insan ne kadar böyle zavallı durumuna düşse de bu fikir, böyle bir fikri kabul etmeyecektir. Evet hocam. Bir örnek bu. Evet. Yani bu fevkalade bir örnek hakikaten. Yani bir defa şöyle bir tekrar edecek olursak, raflarda mesela şu anda tespit edilen 115, bir de laboratuvar ortamında oluşturulan elementlerle beraber 118 veya 115 tane element var dünyada. Evet hocam. Bu elementlerin her birisinden insan vücudunda belli bir oranda var. Yani bunu hatta bazı bilim adamları şöyle bir görüşe sahipler. Diyorlar ki dünyada bu elementlerin miktarıyla orantılıdır insan vücudunda bulunuşu. Evet. Mesela dünyada en fazla hangi madde varsa insan vücudunda o en fazla vardır. Bu şekilde orantılı bir şekilde. Yani bunu hatta şöyle Risale-i Nur'da da çok ifade edilen Hazreti Ali Efendimiz'in böyle bir ifadesi var. Diyor ki alem küçültülmüş, insan yapılmıştır. Evet. İnsan büyüse alem olacaktır. Kainat, evren. Kainat olacak. Evet. Şimdi insan vücudunda bu elementlerin tamamı var. Şimdi eczanede raflarda dizili kavanozlarda karbon, hidrojen, oksijen, azot, demir, bakır, çinko, gümüş gibi bütün elementler raflarda kavanoz içerisinde var. Bir rüzgarın çarpmasıyla bunlar devrilip ilaç haline gelebilir mi? Mümkün veya bir krem haline gelebilir mümkün mi? Mümkün değil. Eğer bu görüş ki bir krem hani hayatı yoktur, konuşması yoktur, hareket kabiliyeti yoktur, herhangi bir özelliği yoktur. İnsana göre çok basittir. Basit. Bunun eğer vücut bulmasını kabul edersek insanın da tesadüfle, rastgelelikle veya sebeplerle vücut bulabileceğini kabul eder. Evet. Onun için yani bakın bir canlının vücut bulabilmesi için muhakkak surette bir yaratıcıya ihtiyaç vardır. Evet. O yaratıcı da Allah'tır. Evet. Şimdi hocam Allah'ın bize verdiği bütün özellikleri doğru kullanmak gerekir. Gözü görmek için, burun koku almak için, kulağa sesi duymak için, ayak görünmek için olmalı değil mi? Evet. Şimdi akıllı da doğru kullandığımız zaman bizi getirdiği sonuç çok önemli. Aklın mesela Arapça'da bir anlamı bağ kurmak demek. Hı. Bağ kurmak. Evet. Olaylar arasında bağ kurarak bizi sonuca götüren özelliktir akıl. Evet. Doğru kullanılan akıl. Şimdi bir insan düşünün, biz insanız ve merak ediyoruz. Bir olay olsa, bir ses duysak merak ederiz. Onu doğru bir nedene bağlamadığımız sürece insan rahat etmez. Hı. Evde uyurken bir ses duysak, acaba hırsız mı, kedi mi, köpek mi? Doğru şeyi bulmamız lazım. Ama şu an düşünelim, dışarıdan bir çıtırtı geldi. Biri fil derse bir bağlantı, ama doğru bir bağlantı değil bu. Şimdi insan kendi varlığıyla ilgili doğru bağlantıları kurma adına, değil mi? Aklın burada çok etkin ve doğru, evet, kullanılması gerekir. Çok güzel bir şey söylediniz. Akılla ilgili, aklın mesela Arapçadaki bu bağ kurmak manasında şöyle ifade edeyim. İnsan beyninde 85 milyar hücre var. Bu 85 milyar hücrenin bir bütünüdür akıl. Evet. Yani akıl dediğimiz fonksiyon bu 85 milyar hücrenin, beyin dediğimiz yapının bir bütününün faaliyetidir akıl. Burada tabii şöyle ifade edeyim. Bu 85 milyar hücrenin arasındaki bağlantı, hücreler arasında bağ var. Birbiriyle, evet, bağlantılar var. Bağlantı ne kadar çoksa o insan daha zeki bir insandır. Ve bu bağlantıyı oluşturan en etkin faktör okumaktır. Kitap okumaktır. Evet. Yani onun için Kur'an'ın ilk emrinin oku olması da rastgele bir ifade değildir. Evet. Beyin hücrelerinin arasındaki bağlantı ne kadar kuvvetli ve fazla ise beyin fonksiyonu daha yüksektir. Evet. Ve bu beyin fonksiyonunu artıran ana sebep okumaktır. Okumaktır.
Ve Kur'an'ın ilk emri de okudur. Evet. Neyi okuyacak? Alemi okuyacak. Kainatı okuyacak. Evet. Kur'an okuyacak. Kur'an'ın hakikatlerini okuyacak. Yani okuyacak insan. Evet. Kendisini evet. ilgilendiren her zaten şeyi okuyacak. İnsan yapan faktör de okumaktır. Okumaktır. Yani bizi diğer canlılardan evet. Ayıran en büyük özellik okumaktır. Hocam günümüz düşünürlerinden bir tanesinin bir makalesi vardı. Biz doğuyoruz, okula gidiyoruz, 25'li yaşlarda ölüyoruz demişti. Çok ilgimi çekmişti okuduğumuzda. Biz de millet olarak 25'li yaşlarda okumayı bırakmamızı ölümle karşılaşıp ölmek gibidir demişti ki ne kadar doğru evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Yani okumak şöyle insan hayatı boyunca olması gereken bir faaliyet. Evet. Hatta acizane şöyle ifade ediyorum. Gençler şimdiden okumaya alıştırsınlar kendilerini ki yaşlandıklarında rahatlıkla çok okuyabilirler. Yani mesela gençken Kur'an okumaya alışmak lazım ki yaşlandığında evet. emekli olduğunda Kur'an okumakla meşgul olabile yani. Evet hocam. Evet. Hatta bu yıl hocam Diyanet, cami ve kitap konulu bir teması var Diyanet'in. Özellikle camilerimizin okuyan ve düşünen genç, yaşlı fark etmez herkesin okunan mekanlar haline gelmesi için bir çalışması var. Bu da önemli herhalde konumuzla yani, ilgili olarak. Yine akıl merkezli düşündüğümüz zaman şöyle ifade edeyim. Akıl düşünür tabii. Yani akıl kendi başına, yani bir insan ormanda yalnız kaldığı zaman, kendi başına, tek başına kaldığı zaman hatta bunu bir çizgi filme de dönüştürmüşlerdi. Yani şu anda hatırlayamadım ama meşhur. Hatta bu paryada ifade şeklinde ifade edilir. Yani şöyle akıl ormanda yalnız başına kalmış bir insan veya bir adada yalnız başına kalan bir insan kendi düşüncesi içerisinde orada bir yaratıcının varlığını bulabilir. Evet. Kimin üslubunda? Kur'an'da bu ölçüler var yani. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın üslubunda. Evet. Yani işte malum olduğu üzere Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın Allah'ı bulması gibi böyle. Evet. O üslub içerisinde insan aklı Allah'ı bulabilir. Evet. Hani varlıkları gördüğü zaman bunların bir Rabbi olması lazım. Olamaz der. Tabii. Daha sonra herhalde yıldız der. Evet. Onlar kaybolunca ay der. O da kaybolur güneş der. O da olmaz der. Evet. Rab öyle olmalı ki kaybolup gitmemeli. Evet. Etkisi her zaman devam etmeli diye bir akıl yürütmeyle. Evet. Evet. Yani bu şekilde insan aklı Allah'ı bulabilecek özellikte yaratılmıştır. Evet. Kur'an'da da hocam akla vurgu yapan ayet sayısı çok. Şu an yanlış hatırlamıyorsam 270-300'e yakın ayet aklın kullanılmasını evet. istiyor bizden. Aynen. Evet. Şimdi vaktimiz nasıl bilmiyorum ama. Evet. Hocam örnek bu. Bir örnek daha okuyabilir miyiz? Evet okuyalım hocam. Peki. İkinci muhal. Eğer her şey vahid-i ahad olan. Şimdi ikinci olarak konuyu böyle olması mümkün olmadığı noktasında anlatan bir örnek. Eğer her şey vahid-i ahad olan. Kadir-i Zülcelal'e verilmezse. Tabi burada vahidiyet, ehadiyet bu isimler önemli. Yani Allah birliğiyle beraber bütün kainatı yapıyor. Evet. Vahid ehad derken kastedilen budur. Evet. Yani yardımcısı, ortağı yok. Yoktur. Bütün her şeyi yapan odur. Vahid evet. ehad derken evet. kastedilen budur. Evet hocam. Bir de yani Allah'ın yarattığı her varlık tek tek incelendiğinde her birisi bize Allah'ı gösterir. Toplu olarak incelendiğinde yine Allah'ı yine gösterir. Yine Allah'ı gösterir. Evet. Vahid ehad olan Kadir-i Zülcelal'e verilmezse belki esbaba, sebeplere isnat edilse, evet. sebeplere verilse lazım gelir ki alemin pek çok anasır, yani unsurlar, elementler dediğimiz şeyler, elementler ve esbabı her bir zihayatın vücuduna müdahalesi bulunsun. Yani şimdi mesela şöyle ifade edeyim. Karbondioksit bir moleküldür. Evet hocam. Bizim nefes almamız sonucunda biz bunu atmosfere veririz, karbondioksiti. Biz karbondioksiti atmosfere verdiğimiz zaman karbondioksit gider bitkinin yaprağından içeri girer. Bitkinin yaprağında fotosentez dediğimiz olayla
glikoz dediğimiz besin molekülüne dönüştürülür. Şimdi karbondioksit, bakın bitkinin yaprağında, yaprağın içerisinde fotosentez olayla glikoz dediğimiz besin maddesine dönüştürülür. Daha sonra bu besin maddesi, glikoz dediğimiz besin maddesi, bitkinin köküne indirilir borularla. Köke gider. Kök de bu başka besin maddelerine dönüştürülür. Mesela yağa dönüştürülebilir. Veya proteine dönüştürülebilir. Veya bir vitamine dönüştürülebilir. Yine borularla getirilip, mesela bu bir elma ağacı olsun, elma meyvesinin içerisine yerleştirilir. Biz de bunu yiyerek oradan gıdamızı alırız. Şimdi bu işlemin gerçekleşebilmesi için sebepler noktasında burada binlerce reaksiyon oluyor. Ya diyeceğiz ki burada karbon veya karbondioksit molekülü bütün bu işlemleri kimyasal olarak biliyor. Bilgisi var. Bunu yapabilecek gücü var. Ya da diyeceğiz ki Allah yapıyor. Evet. Yani bakın, bütün anasır ve esbabı, her bir zihayatın vücudunda müdahalesi bulunsun. Şimdi şu anda vücudunda yer alıyor mu? Alıyor. O zaman bunu, halbuki devam edelim. Sinek gibi bir küçük mahlukun vücudunda, mesela bir sineğin vücudunda, kemal intizam ile gayet hassas bir mizan ile ve tamam bir ittifak ile muhtelif ve birbirine zıt mübayin esbabın içtima. Mesela sineğin vücudunda yüz binlerce hücre var. Bir sineğin vücudunda yüz binlerce hücre var. Bu hücrelerin içerisinde de yüz binlerce maddeler var. Evet hocam. Bu maddelerin her biri ayrı ayrı özelliğe sahip, bazen birbirine zıt olan maddeler. Nasıl? Diyelim biri yanıyor, yanıcı, biri yakıcı. Biri patlayıcı, biri patlatıcı. Böyle bu şekilde farklı özelliklere sahip. Ama bakıyorsunuz, canlının vücudunda bu maddeler uysal bir şekilde birbiriyle iç içe yer alabiliyor. O kadar zahir bir, yani bunların bu zıt olarak, zıt maddelerin bir arada bulunması o kadar zahir bir muhaldir ki, sinek kanadı kadar şuuru bulunan bu muhaldir, olamaz diyecektir. Yani kendi kendine bunun rastgele bir şekilde olması mümkün değildir diyecektir. Evet, bir sineğin küçücük cismi, bir sineğin küçücük cismi kainatın ekser anasır ve esbabıyla alakadardır. Yani kainattaki bütün unsurlarla, elementlerle sineğin vücudu alakadar. Çünkü onlardan faydalanıyor. Güneşle alakadar. Tabii sinek mesela nefes alıyor. Evet. Sinek besleniyor. Sinek su içiyor. Bakın hep alakadar. Bir bağ var. Belki bir hülasasıdır. Belki sinek etrafındaki alemin bir küçük numunesidir. Eğer kadir ezeliye verilmezse, yani ezeli kudret sahibi Allah yaptı, bu sineği de bu alemi de Allah yaptı denilmezse, esbab-ı maddiye, maddi sebepler, onun vücudu yanında bizzat hazır bulunmak lazım. Bütün sebepler onun vücudunun yanında hazır bulunmak lazım. Belki onun küçücük cismine girmek gerektir. Yani onun vücuduna girecek ki orada iş göre. Evet. Belki cisminin küçük bir numunesi olan gözündeki bir hücresine girmeler icap ediyor. Yani gözünde, mesela bir sineğin gözünde yüz binlerce hücre var. O küçücük hücrenin içerisine bu sebeplerin girip orada çalışması lazım ki iş göreler. Çünkü sebep maddi ise müsebbebin yanında ve içinde bulunması lazım geliyor. Yani sebepler ve sebeplerden ortaya çıkan sonuçlar. Evet. Şimdi bir sebep maddi. O zaman bu sebepten sonuç ortaya çıkaranın da içinde bulunması lazım gelir. Yanında bulunması lazım gelir. Evet. Şimdi burada tabii şöyle ifade edeyim. Peki Allah sineğin vücudunun içinde iş görüyor mu? Görüyor. Evet. Peki Allah sineğin vücudunda iş görürken sineğin içinde mi? Değil tabii ki. Vücuduyla değil ama evet.
ilmiyle, kudretiyle, iradesiyle, sıfatlarıyla orada hazır ve nazırdır. Nasıl? Hani az önce cep telefonu örneği vermiştik ya. Evet hocam. Cep telefonu şirketi cep telefonun içinde değil ama cep telefonunda iş görüyor mu? Görüyor. Veya bugün evlerde kullandığımız televizyon şirketlerinin stüdyoları televizyonun içerisinde mi? Değil. Nasıl onlar televizyonun evdeki cihazın içine geliyorsa Allah da ilmiyle, kudretiyle, iradesiyle nuren nur olduğu için, tam nuran olduğu için her yerde hazır ve nazırdır. Evet. Orada istediği işi görüyor. Şu halde iki sineğin iğne ucu gibi parmakları yerleşmeyen o hücrecikte erkan alem ve anasır ve tabayin ve maddeten içinde bulunup usta gibi içinde çalıştıklarını kabul etmek lazım geliyor. Yani ya diyeceğiz ki Allah yapıyor ya da diyeceğiz ki sebepler onun içerisinde iş görüp çalışıyor. İşte Sofestai'nin en eblehleri dahi böyle bir meslekten utanıyorlar. Niye? Sofestai'yi örnek vermiş. Çünkü Sofestai Allah'ı inkar etmemek için kainatı inkar etmiş. Ben yokum demiş. Dünya da yok demiş. Ağaç da yok demiş. Çünkü var dese bir usta olacak. Evet. Ustayı kabul edecek. Onun için Sofestai'nin en akılsızları dahi böyle bir meslekten utanıyorlar şeklinde ifade ediyor. Evet. Şimdi hocam Allah'ın varlığı ile ilgili bugün gençlerimiz, hepimiz insanız, bunu merak ediyoruz. Hani dedik ya akıl bağ kurmaktır. Mesela o sinek örneğinde olduğu gibi insan ya bu bağlantıları doğru kurar, asıl sahibine verir, yoksa alt derecedeki, daha alt seviyedeki sebeplere bağlayarak kurtulduğunu zannediyor. Şöyle bir örnek hocam, çok beğenmiştim, evet. Birlikte paylaşalım. Bir okul, üniversite düşünelim. Diyelim ki Erzincan Üniversitesi'nde matematik dersinde efendim bir problem var, bunu hiç kimse çözemiyor. Profesör de çözemiyor, öğrenciler çözemiyor, işin uzmanları çözemiyor. Ve teneffüse çıkıyorlar, geldiklerinde bir bakıyorlar ki problem çözülmüş. Kim çözdü bunu? Ana sınıfına giden birisi çözdü. Şimdi profesörün çözemediğini çocuğa vererek kurtulan akıl ne kadar mantıksızsa, varlığın veya sebeplerle izah etmek herhalde bundan, evet, daha çok mantıksız, aslında daha yanlış bağlantılar kurarak sonuca gitmedi diyebiliriz, değil mi hocam? Aynen öyle. Evet. Evet. Aynen öyle. Şimdi hocam özellikle tabii okumak dediğiniz beynin biyolojik olarak da gelişimini sağlamada, beynin kullanılmasına okumak dediğiniz İslam'ın ilk emrini oku olduğunu düşünürsek, yani bir an düşünelim, Hira Nur mağarasında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ve Rabbimiz oku dediği zaman, hatta Peygamberimizin okuma yazma bilmediğini de biliyoruz. Çünkü bir şiirin ve edebiyatın çok revaçta olduğu bir topluma gelmiş. Her peygamber kendi toplumunun en önde olduğu uğraş, meslek, sanatı neyse o alanda geldiği gibi. Gece yarısı Peygamberimiz elbette ki böyle elini alarak bir metnin okunması değildi birinci planda. Bu da ne okuması kastedildiği üzerine herhalde bir ayrı program yapmak lazım. Okumak sadece metin değil, evreni okumak, insanı, tabii, okumak, varlıkları okumak, her okuduğumuzla doğru bağlantılar kurup doğru sonuca gitmek içindir de diyebiliriz, değil mi? Şöyle desek mesela kısaca, mesela Allah evreni, kainatı okunabilir bir kitap şeklinde yaratmıştır. Evet, evet. Yani Allah evreni okunabilir bir kitap şeklinde yaratmış. Zaten bugün biyoloji, fizik, kimya, matematik, astronomi gibi bütün kainatı okuyan bilimler, kainatı okuyan bilimler o okumanın ürünüdür. Evet. Onun için tabii Peygamber Efendimiz'e hitapta oku derken özellikle kainatı okumak. Zaten Allah evrende bu kadar böyle çoklukla, yani yaratmasının temelinde bizim Kur'an'da sizin ifade ettiğiniz gibi akletmez misiniz, düşünmez misiniz, tefekkür etmez misiniz gibi, evet, ayetlerle bizi kainatı okuyup tefekküre ve düşünmeye davet ediyor. Evet. Yani bunu bir noktada şöyle de diyebiliriz. Mesela Kur'an-ı Kerim'in üslubunda olduğu gibi veya Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerle verdiği derslerde olduğu gibi
Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın isimlerini bize tanıtmış mesela. Allah'ın isimlerinden bahsetmiş. Veya Cevşen'le diyelim bin bir isimden bahsetmiş. Yani bu şekilde isimlerini vermiş ama bu isimlerin icraat alanı, yapım alanı evrendir. Evet. Yani biz Allah'ın rahimiyetini, rahmetinin bolluğunu anne ile yavrusu arasındaki ilişkiden anlıyoruz. Evet. Allah'ın gücünün, kudretinin büyüklüğünü kainattaki yıldızların hareketinden anlıyoruz. Mesela Allah'ın sonsuz ilmini, sonsuz bilgi sahibi oluşunu, bütün insanların yüzünü birbirine benzetmemesinden anlıyoruz. Evet. Çünkü şu anda 7-8 milyar insan var. Hiçbirinin yüzü diğerine benzemiyor. Veya Hazreti Adem'den bugüne kadar insan. Gelen insanların yüzleri tahminen birbirine. Tahminen 130 milyar. Biz bir ara çalışma yapmıştık hocam. 130 milyar insan. Bu kadar yani çoklukla yaratılan insanın yüzünün birbirine benzetilmemesi o sonsuz ilmin işaretidir. Evet. Hani hiç kimsenin gözü öbürünün aynı değil. Mesela bazı özel kurum cezaevini düşünelim. Her gün biz görevli olduğumuz için girerken gözümüzü okutarak giriyoruz. Evet. Başkasının gözünü okutarak ben giremiyorum gibi. Evet. Hocam elbette ki biz Kur'an-ı Kerim'i her ayet delil demek, kanıt demek, gösterge demek. Bir tenzili ayetler var Kur'an-ı Kerim, bir de tekvini ayetler. Evrendeki her varlık Allah'ın bir ayetidir. Onlar doğru okunduğu zaman onlar bize Allah'ı gösterir. Bazen soruyoruz mesela ağaç bir ayet midir? Bunu ilk defa duyan bir an şok oluyor. Yani kutsallık noktasında elbette ki Allah'ın eseri değil mi? Başka bir varlık bunu yaratabilir mi? Olamaz. Sadece Allah yarattıysa o bir Allah'ın ayetidir. Kuş bir ayettir. Yıldız ayettir. Hücre, atom bunların her biri kendi alanında birer ayettir ve incelendiği zaman bizi Allah'a götürür. Evet. Hocam süremiz doldu. Vaktimiz çabuk geçti. Teşekkür ediyoruz. Sonuç olarak bilmiyorum bir şeyler söylemek isterseniz programımızı kapatacağız. Yani çok şöyle ne kadar zamanımız var? Yani şöyle 5-10 dakika diyelim. 5 dakika. O zaman şöyle çoklukla sorulan bir soru var. Onunla alakalı şöyle şuradan kısa bir şey ifade etmek istiyorum. O da şuradan. Allah'ın yoktan var yaratıyor mu? Var olan da yok ediyor mu şeklinde? Evet. Böyle bir merak var. Bu meraka cevap vermek açısından. Evet. Eskiden düşman, şimdi dost olan mühtedi diyor ki, yani hidayete gelmiş, şimdi dost olmuş. Şu zamanda çok ileri giden filozoflar diyorlar ki, hiçten hiçbir şey icat edilmiyor. Yani yoktan hiçbir şey yapılmıyor. Ve hiçbir şey idam edilmiyor, hiçbir şey de yok edilmiyor. Evet. Bizim düşüncemiz Allah'ın yoktan var ettiği. Yalnız bir terkip, bir tahlildir ki, yani toplayıp yapmak gibi. Kainat fabrikasını işlettiriyor. Bu tabi maddenin korunum kanunu var böyle fen derslerinde okutulan. Lavoisier'in korunum kanunu. Yani vardan yok olmaz, yoktan var olmaz. Yalnız Lavoisier bunu bu kanunu oluştururken yanına parantezle şunu yazmış. Allah'tan gayrı diye. Tabi maalesef bu Allah'tan gayrı cümlesi kitaplara girmiyor. Bu Lavoisier kim hocam? Yani maddenin korunumuyla ilgili kanunu ortaya koyan kişi. Allah'tan gayrı yani Allah istediğini var eder, istediğini yok eder. Evet. Ummi kanaat budur yani. Ama maalesef bu kanunla ilgili bilgi verilirken var yok olmaz, yok var olmaz Allah'tan gayrı ifadesi verilmiyor. Burada tabii şöyle ifade, şimdi bu suale şöyle bir cevap veriliyor burada. Yani Allah var olanı yok ediyor, yok olanı var ediyor mu? Evet, Kadir-i Zülcelal'in iki tarzda icadı var. Yani Allah'ın iki tarzda icadı var. Biri ihtira ve ibda iledir. Yani hiçten yoktan vücut veriyor. Allah hiçten yoktan yaratıyor. Buradaki Allah'ın fabrikasının tezgahının makinesi kefle nundur. Yani kün emridir. Ol emridir. Kün Arapça ol demek. Ol demek. Evet. Kün ol emridir.
kullandığı ham madde de burada nedir hocam? Ham madde de şudur, yokluktur. Evet. Yani Allah'ın ol demesiyle kullanılan ham madde yokluktur. Allah yokluktan yaratıyor. Ve ona lazım her şeyi de hiçten icat edip eline veriyor. Her şeyi de hiçten, yoktan icat edip, yani mesela ilk insanı yarattığı gibi, her hayvanın ilkini yarattığı gibi, şu evreni yarattığı gibi, yoktan hiçten yaratmış. Diğeri inşa ile sanat iledir. Yani kemal hikmetini ve çok esmasının cilvelerini göstermek gibi, çok dakik hikmetler için kainatın anasırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor. Yani şu görünen mevcudatı maddeyi kullanarak burada inşa ediyor. Sanatlar, evet. Her emrine tabi olan zerraattan ve maddeleri rezzakiyat kanunuyla onlara gönderir ve onları da çalıştırır. Az önce ağaç örneğini verdiğimiz gibi. Evet, Kadir-i Mutlak'ın iki tarzda hem ibda hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek en kolay, en suhuletli, belki daimi, umumi bir kanunudur. Bir baharda, şimdi burada örneklendiriyor Mehmet Hocam. Evet hocam. Yani Allah neyi var ediyor? Yoktan var ettiği nelerdir mesela günlük hayatımızda, şu günkü günde? Bir baharda 300 bin envazi hayat mahlukatın, yani baharın yaratılan, diriltilen daha doğrusu derine diyelim, bütün ağaçlar, otlar, çiçekler, böcekler, hatta hayvanlar, kış uykusundan kalkanlar veya yeniden dünyaya gelen insanlar mesela, mahlukatın şekillerini mesela yoktan yaratıyor. Sıfatlarını, bu sıfatlar nedir? Renk, koku, tat, bütün özelliklerini yoktan yaratıyor. Her yıl bu tekrar ediyor. Her yıl bu tekrar ediyor. Yani mesela bütün gülün kokusu atom yapısı vardır. Yani bir gülün kokusunun atomik yapısı vardır. Ama o koku yoktan yaratılıyor. Çünkü gülün maddesinde bir eksilme olmuyor. Evet. Orada bir karbon atomlarının bir dizilimi var. Mesela o dizilim belirli bir o şekilde olduğunda gül kokusu veriyor. Belirli bir şekilde olduğu zaman iğde kokusu veriyor. Belirli bir şekilde olduğunda menekşe kokusu veriyor. Ama o koku maddesel yapısı var. Yani koku dediğimiz şey burnumuzun içine giriyor ve içinde maddesel yapıyla oradaki kilitleri açarak bu kokuyu almamızı sağlıyor. O koku mesela yoktan yaratılıyor. Tat, mesela tadın da bir maddesel yapısı var. Evet. Onu da yoktan yaratıyor Allah. Şekillerini, renklerini, bütün sıfatlarını, belki zerratlarından başka, yani atomlarından başka, bütün keyfiyat ve ahvallerini hiçten var eden bir kudrete karşı yo var edemez diyen adam yok olmalı. Onun için Allah demek ki bütün canlı varlıkların sıfatlarını, bütün özelliklerini, maddesel yapı hariç bütün özelliklerini şu anda da yoktan yaratıyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Evet, birlikte çok değerli izleyenlerimiz, bugün akıl, yaratılış, yaratılmada sebepler, kendi kendine olma gibi akla gelebilecek diğer ihtimaller üzerinde durmaya çalıştık. İnşallah sizin de zihninizdeki sorulara cevap olabilecek bir program olmuştur diye ümit ediyorum. Programımıza katıldığı için İsmet Yıldırım hocama çok teşekkür ediyorum. Kendisi biyoloji öğretmeni, araştırmacı kendisinden. İnşallah daha sonra da hocam bazı programlarda birlikte olmak istiyoruz inşallah. Evet, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. İslam'ın doğuşundan bugüne dinimize dair temel konular. İmanın, ibadetin, ahlakın esasları. Bilgiden Bilince programında dinimiz hakkında bilmediklerimizi öğreniyor, günlük hayat ve ibadetlerimiz hakkındaki farkındalığımızı artırıyoruz. Bilmek, öğrenmek ve fark etmek için. Bilgiden Bilince. Bilgiden Bilince her Perşembe 20.45'te Can TV ekranlarında.